24 avril sera un référendum pour ou contre une république laïque, unie, indivisible, ce bloc. Nous, nous sommes pour. Mobilisation. D'abord, il faut voter. Il faut voter. Premier mot, c'est la démocratie. Schönen guten Morgen. Emmanuel Macron bleibt französischer Präsident. Bleibt der Staatspräsident, der 44-jährige Amtsinhaber, gewann in der Stichwahl deutlicher als erwartet gegen die rechtspopulistische Herausforderung Marine Le Pen. First French president in 20 years to win a second term in office. Aber das Ergebnis zeigt auch, wie tief der Riss in der französischen Gesellschaft ist. Vive la République! Vive la France! Adı sana daha önce pek duyulmamış bu genç, 2017'de Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı seçildiğinde pek çokları baş döndürücü bu yükselişin zirveye ulaştığını düşünüyordu. Oysa o uzun soluklu bir yürüyüşe çıkmıştı ve ne olursa olsun vazgeçmeye niyeti yoktu. Emmanuel Macron'dan bahsediyoruz. Birleştirici söylemlerle halkın gönlünü kazanmış ama göreve geldikten sonra değişen politikalarıyla bir kısmının gönlünü kırmış bir lider. Peki onu ne kadar tanıyorduk? Et 3, 2, 1, et... Très bien. Vive la République. Et vive la France. Emmanuel Macron 1977'de doktor bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini Cizvitler tarafından kurulan bir Katolik okulunda tamamladı. Şu an eşi olan ve kendisinden 24 yaş büyük olan Brigitte Tonyu da o dönemler aynı okulda öğretmenlik yapıyordu. İkiliyi yakınlaştıran Komedi Sanatı isimli bir tiyatro oyunuydu. Sonrasını zaten biliyorsunuz. 2007'de evlenen çiftin hikayesi Fransa'da hala ilgi görüyor. La femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. En rejoignant cet atelier de théâtre, il est tombé amoureux de sa professeure. Macron siyaset ve felsefe eğitimi aldı. Kant, Aristo ve Descartes en sevdiği filozoflardı. Felsefe eğitiminin ardından ülkenin yönetici kadrolarını yetiştiren Ulusal İdarecilik Okulu'na kaydoldu. Burada Fransa'yı ve Fransız yönetim sistemini öğrendi. Macron, idarecilik okulunu bitirir bitirmez mali müfettişliğe başladı. İşte siyaset de bu dönemde hayatına girdi. 1980'den bu yana Fransa siyasetinin gizli gücü olarak görülen ekonomist ve yazar Jacques Attali ile yolları kesişti. O dönem ekonomi alanında bir reform paketi hazırlayan Attali, Macron'u yardımcısı olarak yanına aldı. Emmanuel est un garçon très brillant. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Macron'un Attali ile tanışması siyasi kariyerinin de dönüm noktası oldu. Bu tanışmadan kısa süre sonra devlet memurluğundan istifa ederek Attali aracılığıyla ünlü Rothschild Bankası'nda işe başladı. Performansıyla orada da hızla yükseldi. Milyarlarca dolarlık satış dosyalarını yönetti. İş dünyasının önemli isimleriyle tanıştı. Macron'un François Hollande'la tanışması da yine Attali aracılığıyla oldu. Hollande, Macron'u önce ekonomi danışmanı olarak yanına aldı, ardından da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi. Macron artık ülke yönetiminin en stratejik merkezindeydi. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Hollande'ın o dönemler 34 yaşındaki bu liberal gence güveni tamdı. 2014'te Macron'u ekonomi bakanı olarak görevlendirdi. Yani Macron hiçbir seçime aday olmaksızın siyasi kariyerinde bakanlığa kadar yükselmişti. Ama Fransız toplumu kendisini kesinlikle tanımıyordu. L'image qui s'est construite
qui est une image très défavorable aujourd'hui, il est très impopulaire, cette image mettra beaucoup de temps à se reconstruire. Hollande'ın 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma olasılığı azdı. Bu, Macron'u harekete geçiren bir etken oldu. Sistem ve Avrupa Birliği karşıtı olmayan, siyasi mazisi temiz, genç ve dinamik bir isim olarak öne çıkıyordu. Bunu iyi kullandı. We have to probably accelerate, we have to go further, but to give the deep meaning of these reforms, this agenda is key. It for a better Europe, a better France and better Germany, that's all. Macron 2016'da isim ve soy isminin baş harfiyle başlayan En Marche yani yürüyüş hareketini kurdu. Aynı yıl Ağustos ayında da Ekonomi Bakanlığından istifa ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız adaylığını ilan etti. Il eût été plus facile de rester dans le confort de Bercy. Mais je fais le choix de prendre mes responsabilités. Kendi hareketini diğer siyasi partilerden farklı görüyordu. Sloganı ne sağ ne sol anlamına gelen herkes içindi. Hedefi genç, okumuş, kazanmak isteyen, geleneksel siyasetten usanmış Fransızları yanına çekmekti. Ve bunu başaracaktı da. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Macron 2017 seçimlerinde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i yenerek Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Kendisinden beklenti çok yüksekti. Fransa'nın dinamik ve eğlenceli yüzü olarak tanımlanıyordu. Kısa sürede gafları kadar sosyal medyaya düşen samimi halleri de gündem oldu. N'emporte que les feuilles mais pas le reste. Merci. I wanted to thank you for your welcome, thank you and your delicious wife for your warm welcome. Macron seçim sürecinde reformist, liberal, her türlü ayrımcılıkla mücadele edebilecek ve halkla iç içe bir lider profili çizmişti. Ancak seçildikten sonra yaptıkları bu profile pek de uymadı. Görevdeki ilk yılın ardından katıldığı bir törende kendisine takma adı Manu ile hitap eden bir öğrenciye verdiği tepkiyi hatırlayalım. Ça va Manu ? Non, c'est juste pas de copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur ? D'accord ? Voilà. C'est très bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre, si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te lever toi-même. D'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Macron gazetecilere karşı da her zaman anlayışlı sayılmazdı. Le Figaro gazetesi muhabirinin Macron'un Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haber yapması genç lideri kızdırmış, yaptığı haber yüzünden gazeteciyi herkesin içinde azarlamıştı. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, et je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Çok geçmeden ülke içinde de çatırdamalar başladı. Halkın bir kısmı Macron'un zenginleri kayırdığını düşünüyordu. Kasım 2018'de yani Macron'un cumhurbaşkanlığındaki ilk yılının ardından Paris sarı yelek giyen protestocularla doldu.
sosyoekonomik koşullar ve akaryakıta getirilen ek vergiler görünür olmak isteyen halkı sokaklara dökmüştü. Macron'u işçi sınıfını çekiçlemeye çalışmakla suçluyorlardı. Onlara göre Macron mali oligarşinin adamıydı. Öfke yıllarca dinmedi. C'est qu'aujourd'hui Macron est en train de détruire un système social. Parce que c'est un liquidateur. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Macron İslamcı ayrılıkçılık diye bir terim kullandı. Garip olan terimin kullanılmasından çok kullanıldığı yerdi. Macron bunu okullardaki mevcut yabancı dil eğitim sistemini eleştirmek için kullanmıştı. Ona göre devlet okullarında kontrol edemediği dil ve kültür derslerinin verilmesi mücadele gerektiren bir alandı. Ve bu mücadeleyi de İslami ayrılıkçılık olarak nitelendiriyordu. İslami ayrılıkçılıkla dil eğitimi arasında nasıl bir bağ kurduğu hep tartışıldı. Macron ayrıca Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürleri de ifade özgürlüğü olarak yansıtıyordu. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus créer en France. On fait cette manif dans des bonnes conditions. Macron'un dış politikası da inişli çıkışlıydı. İlk resmi ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump, Macron'u öyle sıcak karşılamıştı ki uzmanlar ortaya çıkan kareleri emperyalist romantizm olarak tanımlıyordu. He's a great president. He's going to be a great president of France. That's my prediction. It's only a prediction. Thank you. Thank you very much. Ardından ilişkiler gerildi. Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne karşı artarak devam eden çıkışlarına Macron sırtımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne dayayamayız diyerek yanıt veriyordu. Would you like some nice ISIS fighters? Look, if you look at this, you can take everyone you want. Let's be serious. The very large number of fighters you have on the ground are ISIS fighters coming from Syria, from Iraq and the region. It is true that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem we have in the region. This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard, and that's okay. Macron, Türkiye ile de oldukça çelişkili ilişkiler yürüttü. Suriye'de YPG'yi, Akdeniz'de Rum kesimini destekledi. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables. La Turquie joue en Libye un jeu dangereux. 2021 boyunca Türkiye karşıtlığı üzerinden strateji izleyen Macron, 2001 yılı sonbaharından itibaren Türkiye stratejisini de değiştirdi. NATO zirvesinde hem Joe Biden'la hem de Başkan Erdoğan'la doğrudan görüşerek ilişkileri yeni bir çizgiye taşıdı. La clé du district autonome d'Abidjan que je vous remets en votre qualité de citoyen d'honneur. Emmanuel Macron'un Afrika bilançosu da parlak değil. Seçim öncesi Afrika kıtası ile ilişkilerini değiştirme sözü verse de sömürgeci anlayışı bırakmadı. Sık sık Afrika ziyaretlerinde bulundu. Hatta o ziyaretlerden birinde ülke tarihine dikkat çekerek sömürgeciliğin büyük bir hata olduğunu söylediği ifadeleri bile vardı. Ancak bunları söylerken sömürgeleştirdiği ülkeler her yıl Fransa'ya koloni vergisi ödemeye devam ediyordu. So on one hand we have France that is entrenched in issues around racism, around exploitative dominance. And whilst on the other hand they're still claiming to teach others about democracy. These are two profiles that one cannot fill at the same time. And when you try to do that, we find it rather arrogant. Thank you. Söylemiştik, Macron uzun bir yolculuğa çıkmıştı. 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday oldu. Macron'un 2017'de olduğu gibi bu seçimde de en güçlü rakibi Le Pen'di. Le Pen aşırı sağcı politikalarıyla biliniyor.
NATO'nun askeri kanadından çıkmayı, Rusya ile savaş sonrası yakınlaşmayı ve Avrupa Birliği'nde değişikliğe gitme gibi politikaları savunuyordu. Ayrıca başörtüsünü kamusal alanda yasaklama gibi bir planı da vardı. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis vraiment avec beaucoup... Non, c'est vous qui... Non, interdire le voile... Vous êtes en train de dire... Vous considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen, je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Gergin geçen seçimi bir kez daha Macron kazandı. Eyfel Kulesi önünde yaptığı zafer konuşmasında sıra dışı bir mütevazilik sergiliyordu. Merci. Merci chers amis. Vive la République et vive la France. Avrupa Birliği liderleri zaferinin ardından Macron'u kutlamak için sıraya girdi. Macron'un seçilmesi onlara göre Avrupa'ya güven oyu anlamına geliyordu. Ancak herkes bu kadar memnun değildi. Kimisi sokaklara indi, kimisi protesto gösterileri düzenledi. Kimisi ise daha öfkeliydi. Seçimden sadece birkaç gün sonra bir pazar alanını ziyaret eden Macron'a etrafında korumalar olduğu sırada domates fırlatıldı. Aslında bu saldırı bir ilk de değildi. Daha önce de bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya, bir başka ziyaretinde de tokatlı saldırıya uğramıştı. He's really got to be thankful to the millions of left Frenchmen and women who decided to vote for Macron, even if they dislike him profoundly. And they decided to vote for him simply to stop the possible emergence of an extreme right in France. Fransa her ne kadar kendi içinde kutuplaşsa da aşırı sağa karşı Macron'u seçmeye yetecek kadar birdi. Ve pek çoğu için önemli olan da buydu. Le Pen'in Avrupa Birliği karşıtlığına karşı Macron'un herkes için sloganına bir kez daha güvenmekten başka seçenekleri yoktu.